Azerbaycanlı sporcu geliyor mavi köşeden. Sabuhi Mehmedov. Füzuli bizimdir, Cebrail bizimdir, Zengilan bizimdir, Umarlı bizimdir, Adam bizimdir, Laçin bizimdir, Kelbecer bizimdir, Şuşa bizimdir, Karabağ Azerbaycan. Sana kurban Karabağ, sana heyran Karabağ, Karabağ zan Karabağ, kendini biz. Sana heyran Karabağ, sana kurban Karabağ, Karabağ zan Karabağ, kendini biz. Kardeş ülke Azerbaycanlı sporcu geliyor Azerbaycan bayrağıyla ringe. Sebuhi, Sebuhi. Diyoruz ki Karabağ Azerbaycan demek. Bize mahsus bir şeref, Karabağımız ve hedef, düzlüğü düzüne taraf gelirdi. Ve şimdi kırmızı köşeden geliyor temsilcimiz Ankaralı sporcu Kemal Teke. Değerli spor severler, Lions Fight Arena'da gecenin ikinci karşılaşmasına geldi şimdi sıra. Ekranlarınızın başında hop oturup hop kalkacağınız bir mücadele. Önce mavi köşede Azerbaycanlı sporcu, 21 yaşında, 1.70 boyunda, 63,5 kilo ağırlığında, profesyonel kariyerinde 12 maç yaptı. 10'unu kazandı, 2 kez mağlup oldu. 3 kez de nakavt etti rakiplerini. Öztürk Akpolat yapıyor antrenörlüğünü. Bugün köşesinde Fuat Akpolat var. İstanbul'dan Akpolat Fight Akademi'den Azerbaycanlı sporcu Sabuhi Mehmedov. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz Ankaralı sporcu. 20 yaşında, 1.60 boyunda, 63,5 kilogram ağırlığında, profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı, 4 galibiyeti var. 3'ünde nakavt etti rakiplerini, sadece bir kez yenildi. Atik Spor Kulübü'nden geliyor, antrenörlüğünü Kamil Özer yapıyor. Ankaralı sporcu Kemal Teke. Mücadelenin ring adımı Sayın Gazi Mızrak. Sevgili izleyiciler, gecenin ikinci maçı Sabuhi Mehmedov ve Kemal Teke arasında geçecek. Evet Talat Hoca, müthiş bir maç izledik. Gecenin ikinci maçına geçtik. Azerbaycanlı ve Türk sporcu Kemal Teke arasında geçecek. Bakalım gecenin ikinci maçı nasıl olacak tarafından? Hocam birinci maç çok güzel geçti. Gerçekten birinci maçı çok zevkle izledik. İkinci maçta öyle olacağını tahmin ediyorum. Çünkü kilo olarak da avantajlı bir kilo hocam. Dolayısıyla 63 kilo en ideal bir kilo. Sporcular çok iyi başladılar. İnşallah harika bir maç izleyeceğiz Nusret hocam. Evet. Öztürk Akpolat'ın sporcusu, Azerbaycanlı sporcu. Her iki sporcu da Kemal Teke ve Sabuhi Mehmedov arasında geçiyor. İstanbul'da Öztürk Akpolat'ın sporcusu. Öztürk Akpolat gerçekten çok iyi sporcular yetiştiriyor ve yanında
çok iyi sporcular barındırıyor. Profesyonel organizasyonlarda da vazgeçilmez bir adres oldu kardeşim. Kendisine evet. başarılar diliyorum. Amin. Fuat Akpulat burada Ankaralı sporcu karşısında. Bakalım bu akşam neler olacak Talat Hoca. Evet değerli hocam, çok güzel başladılar dediğim gibi. Özellikle Kemal iyi başladı. Temassız bir düşüş oldu. Evet, iyi başladı. Herhangi bir temas yok. Azerbaycanlı sporcu da çok iyi başladı değerli hocam. Gayet güzel ortada bir maç görünüyor. Tarık çok bilmişliğiyle bize Azerbaycan'la evet. Azerbaycan arasında aslında bir haklı hocam, şey doğru. yapmaya çalışıyor. Azerbaycan yani. Demedik, Azerbaycan evet. dedik. Orada Tarık hocamın uyarısına da teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Sağ olsun. Evet, değerli izleyiciler, Nusret hocamla birlikte olmaktan ben de son derece teşekkür ederim hocam. Mutluyum. Uzun zamandır. Nereden nereye? 30 yıl. 30 yıl hocam, evet. Evet, doğru. 30 yıl. Allah sağlıklı ömürler nasip etsin. Amin. Kickboks sporu büyüdü, genişledi. Çok iyi organizasyonlar yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında arkadaşlarımız bu işleri çok iyi yapıyorlar. Diyecek bir şey yok. Bizler çok zor şartlarda çok zor işler becerdik. Gerçekten bu sporu öyle. Gerçekten buralara getirmek kolay olmadı. Talat hocam, ona da değiniriz yine de. Sağlı sola direkler Ankaralı sporcudan Ömer Faruk. Ömer Faruk diyorum. Kemal Teke ve Sabuhi Mehmetov. Ankaralı sporcudan sağlı sola direkler. Köşeye sıkıştırdığı karaciğere çalışmalar. Mehmetov'dan. Çok güzel gidiyor hocam. Evet. Özellikle boyları da denk birbirine. Teke. Bir güzel bir eşleşme evet. olmuş. Evet. Harika sağlı sollu hocam şu anda. Evet. Bakalım. Alttan üstten direkler kırışırlar. Ne olacak bu şekilde? Keyif veriyor ya. Büyük bir sessizlikle görüyorsun işte izleyiciler büyük evet. bir sessizlikle maçı izliyor. Birinci round bitti ve böylelikle biraz da şimdi köşelerine taktik alacaklar. Biraz daha güzel olur diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun hocam. Kesinlikle taktik alacaklar. Onları uygulayacaklar inşallah. Evet. Genç sporcular yani biz kendi organizasyonlarımızda elimizden geldiği kadar ağır sikletlere yer veriyoruz. Biraz daha yaklaşık 20 küsur yıldır organizasyon yapıyoruz. 200'ün üstünde organizasyon yaptık hocam. Şimdi zevkle izliyoruz gerçekten hocam. Böyle genç arkadaşlarımız da bu işe el atınca bizler başkaları gibi hareket etmiyoruz. Bizler gidiyoruz, o gençlerin yanında duruyoruz. O gençlere sahip çıkıyoruz. Hiçbir maddi menfaat gözetmeden onlara bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Sağ olsun onlar da ellerinden geleni yapıyorlar ve bu şekilde muhteşem işler çıkarıyorlar. İnşallah Fighters. Yollarına devam ederler diyorum. Amin. Hocam tabii ki kolay değil. Nusret Öncü kickbox camiasında bir marka, bir isim. Dolayısıyla insanlar Nusret Öncü'nün ne yaptığını merakla takip ediyorlar. Dolayısıyla en ufak bir şeyde size danışıyorlar. Bu da önemli bir şey. Yani camiamız adına çok güzel bir şey hocam. Teşekkür ediyorum. İkinci roundda da sporcu aynı performansla devam ediyor. Sağlı sol değil. Ankaralı sporcudan gerçekten ciddi evet. baskılar var. Sürat seviyesinde müthiş evet, bir roundhouse kick. Hedefi sıyırdı. Eğer tam hedefe otursaydı onu gerçekten tutmak zordu. Azerbaycanlı sporcunun suratında biraz bir açılma oldu sanırım. Tabii, Gazi Mızrak sayıyor. Burada tabii ki dişliği bilinçli atılmadı sanırım. Orada şimdi dişliği takılacaktır Fuat Akpulat tarafından. Kemal Teke gerçekten müthiş performans gösterdi. Yumruklarıyla, tekmeleriyle tamamladı. Ve bakalım ne olacak şimdi. Her iki sporcu da eşit, boylar da eşit, yaşlar da birbirine yakın. Çok kesinlikle. Güzel, müthiş, evet, gerçekten evet. müthiş. Sağlı sol direkler ve gördün işte kombine budur. Yani alttan süpürüyorsun ve yukarıya yumrukla ve tekmeyle tamamlıyorsun. Müthiş, tek kelimeyle. Harika bir dövüş ortaya evet, çıkıyor hocam. Mehmetov'dan da
Aynı şekilde karşılıklar var. Surat seviyesinde ön ayak, roundhouse kick. Çok güzel bir uppercut denemesi Ankaralı sporcudan. Çok güzel karaciğeri ve surata denemeler. Low kick, yine low kick. Müthiş bir sol direk. Evet, sol direk tam isabet. Hedefi buldu. Gerçekten keyifli bir eşleşme daha olmuş diyelim. Tebrik ediyorum kardeşlerimi. Mehmet Aslan ve Muhsin kardeşimi. Emeklerine sağlık. Organizasyon yapmak çok zor hocam. Sponsor bulmak çok zor. Kesinlikle. Gerçekten iş insanlarımızın destek vermesi lazım. İşte bak görüyorsun gençler burada. Aileleriyle buradalar ve sevgili yönetmenim de ara sıra izleyicileri gösteriyor. Sessiz, sakin. Yani işte bizleri futboldan ayıran bir şey de bu. Yani küfür yok, evet. Kafir yok. Hiçbir şey yok. Muhteşem bir atmosfer. Açık havada aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelip bu şekilde bu etkinlikte bulunuyorlar. Ben gerçekten sebep olan herkese teşekkür ediyorum. Alanya'daki iş insanları da gerçekten çok güzel destek vermişler Mehmet kardeşime burada. Bizleri çok iyi ağırladılar. Bunu da söyleyeyim. Mehmet kardeşim inşallah çok güzel organizasyonlar yapacaktır. Ki bu ilki ben yapacakları her işlerde de yanlarındayım. Her işte. Hocam, sporla alakalı tabii. Ne kadar güzel hocam. Ne kadar güzel. Sizin evet. Tecrübelerinizden bu genç kardeşlerin yararlanması lazım. Yani yeter ki ahdi vefayı bilsinler. Evet. Bilmeyenler de var hocam. Bunu da maalesef, biliyorsun. Maalesef. İkinci round da bitti. İkinci round ile ilgili yine benim gözlemlerimle Ankaralı sporcu Kemal Teke biraz daha üstünlük sağladı. İş 3. raunda şimdi artık knockdown'a gitmesi lazım. Maçın dönmesi için. Bakalım şimdi neler olacak? Değerli Nusret Hocam, ben de aynı görüşteyim. Mehmetov biraz daha Kemal kardeşimin karşısında çok iyi dövüşmesine rağmen Kemal daha net ve bilinçli vuruşlarla, evet, puanları yani aldı. Ve üstün bana göre birinci ve ikinci raundu üstün, evet, olarak kapadı hocam. Bakalım üçüncü round belirleyici, evet, olacak. Kesinlikle. Ve ondan sonra da neler olacak arkasında yine Hollandalı sporcunun maçı var. Kadir Emre Aydoğan ve Ricky Warming arasında geçecek. Ankaralı sporcu Kemal da çok enteresan hocam. Aniden kontra çıkabiliyor. Çok yakın dövüşü. Müthiş bir, evet, surat seviyesinde, evet, Rantavski hedefi, evet, buldu. Evet. Dedim ya burada şu, evet, an her iki sporcu da hangi sporcu almak istiyorsa o biraz, evet, daha bastıracak ve surat seviyesinde Rantavski güzel bir bir tekme. Kroşe, evet. Sağlı solu direkler, kroşeler her iki sporcudan da, her iki sporcu da dediğim gibi knockdown'a gidecekler. Çünkü başka türlü maç dönmez. İki roundda da Kemal Teke'nin üstünlüğü vardı. Bence de öyle hocam. Bence de ama tabii neticede hakemlerimiz karar verecek. Üçüncü round belirleyici olacak ve bu durumda bakalım ne göreceğiz. Ama gördüğüm kadarıyla Kemal Teke biraz daha fazla çalışıyor. Biraz daha maça asılıyor. Biraz daha istekli gibi. Evet. Her iki sporcu da aslında da ama tabii Kemal ki, biraz daha hocam sanki bir, evet, tık daha yani maçı pres yapıyor. Girifes yapmıyor hani Türkçe tabiriyle. Evet. Girifes yapmıyor. Bakalım sonucu getirebilecek mi? Bir iki, üçüncü raundda da birinci dakika bitti. Son iki dakikaya girdik ve gerçekten izleyici yavaş yavaş dolmaya başladı. Farkında mısın? Böyle ekranda görüyorum arkayı. Maşallah. Gecenin bu saatinde, gerçi burası turizm bölgesi, burada normal yani bu saatlerde. Hava da biraz soğudu mu? Hocam biraz soğudu ama biraz keskin oldu. Ona rağmen Nusret Hocam çok güzel bir atmosfer var. Evet. Bayağı bir izleyici dolmaya başladı. Kesinlikle bu maç biliyorsun ertelendi. Alanya Spor Galatasaray arasında oynanan bir maç şeyle, sebebiyle geçen hafta olacaktı, ertelendi. Ama yine her şeye rağmen ben tekrar söylüyorum, gerçekten iyi niyetle bu işe girmiş iki tane arkadaşımız. Kesinlikle. Mehmet Aslan kardeşime ve sporcu koordinatörlüğünde
müthiş. Evet. Ne demiştim? Evet, kesinlikle. Bir tarafın hocam, kesinlikle evet, indirmeye gitmesi lazımdı ve zaten şu anda Kemal Teke durumda. Knockdown durumda evet, hocam. Kemal evet, Teke zaten ikinci kez saydırdı. Bir ikinci raundda saydırmıştı. Bir de şimdi saydırdı. Bir terslik olmadığı sürece maçın dönmesi biraz evet, zor ve maçı zor bitirdi. Gibi, evet. Kesinlikle. Doğru bir karar. Evet. Çünkü doğru bir karar. Sporcu yormasına gerek yok. Gazi Mızrak başarılı bir hakem. Kesinlikle hocam. Gazi Mızrak profesyonel kickboksun tarihiyle beraber hakemlik yapan, gerçekten az hata yapan bir hakemlerimizden birisidir. Neler oldu neler. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum kardeşim. Müthiş bir maçı daha geride bıraktık. Değerli spor severler, sporcularımıza kemer ve kupalarını takdim etmek üzere Alanya Belediye Başkanımız Ziraat Mühendisi Sayın Adem Murat Yücel Beyefendi'yi ringe davet ediyoruz. Büyük alkışlarınızla. Ve yine değerli promotörümüz Mehmet Aslan, değerli koordinatörümüz Muhsin Türk Beyefendi'yi de ringe alalım. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Az sonra sizlerden de görüşlerinizi rica edeceğiz. Ama heyecanla izlemiş olduğumuz o mücadelenin kazananını açıklayacağız. Önce bakalım sonuçlar ne alemde. Ladies and gentlemen, after the three rounds. Evet, üçüncü roundun ardında rakibini pes ettirerek hakem kararıyla mücadeleyi kazanmayı bildi. Kırmızı köşe Kemal Teke. Evet, değerli belediye başkanımız Sayın Adem Murat Yücel sporcumuzun kemerini takdim ediyor. Ankaralı sporcumuz kemeri takdim alıyor değerli belediye başkanımızdan. Şimdi alayım bunu bir yanıma. Sen yine de hocam. Ziraat mühendisi aynı zamanda Adem Murat Yücel değerli başkanımız. Anladım. Ve yine değerli başkanımdan Azerbaycanlı kardeşimiz için, sporcumuz için kupayı takdim etmesini rica ediyoruz.